Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilişinin birinci yılında anıldı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun önündeki törene nişanlısı Hatice Cengiz, arkadaşları, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Tarih 2 Ekim 2018. İstanbul en akıl almaz cinayetlerden birine sahne oldu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürüldü. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı bir yıl önce işte bu kapıdan içeriye girdi ve bir daha dışarıya çıkamadı. Hala bir mezarı yok. Vahşi cinayet yalnızca Türkiye'nin değil, uzun zaman dünyanın da gündeminde ilk sırada yer aldı Cemal Kaşıkçı. Katledilişinin birinci yıl dönümünde etkinliklerle anılıyor. Organize cinayet bütün dünyada yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre bir numaralı fail Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dı. Buna rağmen ne Kaşıkçı'nın cesedi bulunabildi ne de failler hak ettiği cezayı aldı. Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde Levent'teki başkonsolosluğun önü yine kalabalıktı. Polis cinayetin yıl dönümünde çevrede kuş uçurtmadı. Başkonsolosluğun hemen yan tarafındaki sokağa bir platform kuruldu ve bariyerlerle çevrilen bu etkinlik alanına da basın mensuplarıyla katılımcılar yoğun güvenlik önlemleri altında alındı. Törene Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, gazeteci arkadaşları ve uluslararası kuruluşlar da katıldı. Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Kalamar da oradaydı. Anma etkinliğine yabancı basının ilgisi de yoğun oldu. Tören Kaşıkçı'nın binaya girdiği 13-14'te saygı duruşuyla başladı. Sinevizyon gösterisi ve konuşmalarla devam etti. Nişanlısı Hatice Cengiz tören boyunca gözyaşı döktü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Kaşıkçı'nın bir değil, iki kez şehit edildiğini söyledi. Önce onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkinci olarak da barbar ve alçak katliam ile kanıtları tahrif ederek öldürdüler. Fakat şunu unuttular. Bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacak. Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesinin sahibi olan dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos da oradaydı. Yalnız değilsin diyerek Hatice Cengiz'e destek oldu. Konuşmaların ardından katılımcılar Cemal Kaşıkçı anıtının açılışını yaptı.